Efendim geçen sene KTM firması 3199 adet satmış. Husqvarna ise 855 adet satmış. Bu rakamlar geçtiğimiz bir önceki sene yani 2022'nin iki katından biraz daha fazla. Dolayısıyla çok fazla son yıllarda talep gören markalardan bir tanesi KTM Türkiye'de ve bu sene en fazla yeniliğin olduğu markalardan da bir tanesi. 125'lik, 250'lik, 390'lık modellerinden tutun en üst gruba kadar dünya kadar yenilik var. Üzerinde oturduğum 390 Duke de bunlardan bir tanesi. Ama bu yenilikleri ben anlatmayacağım size. KTM'de alışkın olduğunuz, tanıdık olduğunuz bir yüz var burada. Enes Bey, merhabalar. Merhabalar. Efendim. Spor Moto Genel Müdürü. Genel Müdür Yardımcısı. Ha, yardımcısı. Evet. Olsun. Yine de büyük bir pozisyon benim için. Kardeşim nasılsın? Hayırlı fuarlar. İyi fuarlar. Sağ olun. Teşekkürler valla. Başladık. Yeniden her sene olduğu gibi yerimizi aldık. Hazırlıkları başlamadan tamamladık. Başlamadan şunu sorayım. Bu sene 3199 adet satmayı planlıyor muydunuz 2023 yılında? Aslında planımızın biraz üzerinde oldu. Gerçekleşen teslimat sayısı. Bu arada orada küçük bir not diyeyim. Bizim off-road motorları orada dahil olmuyor. Genelde tabii. Motocross modelleri vesaire. Plakalandırılmadığı için. Tabii plakalandırılmadığı için birçok modelimiz. Yani sayımız biraz daha fazla. Orada toplamda geçen senenin 3 markanın toplamı 4300 adete yakın müşteri teslim. 2022 yılında kaçtı? 2000'ler, 1900'ler falan mı? 2200 arasında, 2200 civarında yani bir şey. Yani iki katından daha fazla bir satış rakamı elde ettiniz. İki katından daha fazla bir satış adeti müşteri teslim olarak yaptık. Evet. Ben hep şunu söylerdim abi, ya KTM bu şeyde yenilemede acaba biraz geç mi kalıyor? Yani çok yıllara yayıyor yenileme işini diye düşünüyordum ki 2024 modelleri gördüğümde baştan sona her şey, beni duymuşlar büyük ihtimalle ya da başkaları da söyledi bunu bilmiyorum ama. Aslında fabrikanın belirlediği bir zaman aralığı var. Bu 3 veya 4 yıl arasında değişiyor. Ona göre bir yenileme, komple makyaj demiyorum, komple kasa değişikliği, tasarım değişikliği yapıyor. Ortalama 3 veya 4 yıl içerisinde. Onu da örnekleyelim. Bakın aynen. 390 Duke tamamen baştan aşağı yenilenmiş mesela. Hani farından, grenajından, şasisinden tutun motor bloğuna kadar. Yani çok büyük köklü değişiklikler olmuş. Yani süspansiyon dahil %90'ı komple yenilenmiş oluyor yani. Peki sadece 390 Duke değil, buraya doğru gösterelim hızlıca. 250 Duke, 125 Duke'ler, bunlarda da tamamen yenilenmeler var değil komple mi? Komple yenilendi. Ya yani Duke serisi 125, 250, 390 olarak komple yenilendi. Yani bize gelen de çok soruydu. Ben bilmediğim için sana özellikle yönlendiririm. 390 Duke'ün motor bloğu yepyeni bir motor bloğu. Aynı değişiklik 250 Duke'de de var mı? Var. Komple motor blokları değişti. Yani beygir tork olarak da farklılıklar var. Yok, beygir tork olarak standart ama motor yani teknolojisi olarak komple değişti. Ayna tasarımına kadar komple değişmiş. Evet, özellikle onu göstereyim. Şurada silikon ayna kullanırlardı. Ben hep böyle beğenilmeyecek yönlerde söylerdim. Bu aynaları bile böyle güzel hale getirmişler. Gösterge panelleri, seleler vesaire. Tabii ki bizim burada yenilikleri göstereceğiz ama çok daha köklü yenilikler var. İstersen o tarafa doğru gidelim, oradan devam edelim. Tabii yani şöyle ben komple aşama gidebiliriz evet, isterseniz. Aynen. Burada RC var. RC'de RC, evet. Devam edelim. RC'nin tasarımda GTC Update dediğimiz tasarım değişikliği oldu. Zaten yeni çıkan bir modeldi. 390-250 Adventure'larda tasarım değişikliği, yeni renkler geldi. Hatta biraz 1290'a benzeyen bir renk geldi. Duke'deki bulunan motor bloğu Adventure versiyonlarına da geldi mi? Yok, o henüz gelmedi. Ha, o zaman bunlar büyük ihtimalle seneye olacak. Evet, seneye bunlarla ilgili. Ama şöyle gösterelim hızlıca Yağız. Renklerde böyle güzel renkler gelmiş. Beyazlı, griyle, turunculu falan. KTM artık bu renk tayfını çok güzel kullanabiliyor bence son yıllarda. Bence de tasarım konusunda hani turuncu dışında farklı renkleri de tasarımlarına eklemeye başladı. Aynen. Burada Adventure modelleri var. Gelelim, devam edelim. 890 SMT bizim de tanıtımını, incelemesini yapmış olduğumuz efsane modellerden bir tanesi. Evet, bu en son 2013 yılında üretilmişti. Sonra tekrardan bu sene çıktı. Komple tabii yeni bir model, yeni bir motor olarak çıktı. Eskiden 990 SMT olarak geçiyordu. Şimdi yeni teknolojiyle 890 SMT olarak geçiyor. Çok heyecanlandıran bir model bizi. Çünkü 17-17 jantlar, performansı çok yüksek. Yani kabiliyet kıvraklığı inanılmaz yüksek bir motor. Peki orada şunu sorayım. Normalde Türkiye'deki kullanıcı profili SMT modelleri aslında çok sevmezler. Talep doğru. Nasıl oldu bu motora merak ediyorum. Şöyle talep tam beklediğimiz gibi oldu. Çünkü genelde Adventure sınıf seviliyor Türkiye'de. Naked Adventure Super Sport. Bu sport touring biraz daha özellikle biraz fazla sportif. Evet. Ama bizde o nedenle arka çanta, şimdi yeni ön camı da geliyor. Süper yüksek, çanta eklenmiş. Aynen, biraz daha adventure tarzına uyumlu hale gelebiliyor aksesuarlarla. Süper, harika. Talep oldu diyorsun talep yani. Oldu, demek ki evet, SMT'nin aynen. De bir temeli var Türkiye'de. Doğru. Ufak ufak yani bu özellikle şurada gördüğümüz 690 SMCR vesaire bu süper motolara yatkınlıkla beraber talep artıyor. Burada 690 Enduro modeli var. Birebir Enduro yani. Enduro değil, gerçek Enduro burada. Aslında tam gerçek Enduro şu standın üzerindeki
Six Days modeli ya da XY modelleri. Ha, Enduro derken profesyonel anlamda değil. Caddenin Endurosu. Doğru. Evet. Aynen. Evet. Oradaki daha profesyonel bir Enduro. Kesinlikle aynen. Tam yarışa hazır Enduro dediğimiz o. 890 Adventure R var. R versiyonu yani daha böyle hardcore araziye. Doğru, ayarlanabilir süspansiyon, özel süspansiyonlar. 2,5 santim daha yüksek tek parça sele. Tamamıyla off-road'a daha özgü bir model. Şimdi bu modelleri zaten biliyoruz. Renk değişiklikleri var bu Adventure modellerinde ama ben şuraya özellikle seni götürmek istiyorum abi. Evet. Çünkü hızlıca burada, oraya geçelim. Aynen, hızlıca geçelim. Şu 990'la başlayalım. Tabii. Gel Yavuz. İkonik bir kafa tasarımı var. Gel farı göster kanka. Yepyeni bir far. Gerçekten böyle baktığın zaman insan bir daha baktıran bir model o haline gelmiş. 990 Dük. Evet, yeni modelim. Şimdi abi 790 Dük vardı. Diyorlardı ki adını Neşter. 890 Dük vardı. Süper Neşter dediler. Şimdi 990 oldu. Bu ne oldu abi? Bu viraj roketi Neşter onun karışımı gibi oluyor öyle söyleyeyim. Ben şeyde baktım. Sniper diyorlar abi. Adına. Aynen Sniper olarak da farklı şey. Şimdi Sniper bizde deyince biraz şey yanlış da anlaşılabiliyor. O yüzden farklı isimler kullanıyoruz. Yani. Peki abi şeyi sorayım yani 790 ve 890 devam edecek mi? Sadece bununla mı devam 790 edecek? 790 devam ediyor. Ha, 790. 890 yerine 990 modeli geldi. Peki buradaki hedef neydi sence? Sen hani bu işin... Şöyle aslında 790 Dük modelinin yani teknik özellikleri farklı bir kitleye hitap ediyor. Bu 890 Dük yerine gelen bir model. 890 Dük R yerine gelen bir model. Bir üst sınıf diyebiliriz naked olarak. Hmm. Yani şey 790 geçiş sınıfı 390'dan bir anda 990'a geçmek istemeyen kişiler. Hmm. Arada tabii biraz fiyat farkı da var. 390, 790 ardından 990 geliyor. Peki, zaten 1390 işi başka boyuta oraya yani. Da geleceğiz de ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ilk etapta 790'ı çıkardılar. Sonra 790'ın üretimini bitirip 890'a geçtiler. Yanlış hatırlamıyorsam. 790 bitti bir dönem. Bir dönem bitti. Daha sonra evet, 890 evet. Bayağı güçlü bir motor. İyi doğru, bir naked. Evet. Oraya git çıkmak istemeyen biraz daha yumuşak olsun isteyenler için 790'ı bir daha piyasaya sürünce kesinlikle, 890 ile 790 arasında bir fark aslında çok büyük bir fark kalmadı. Çok büyük bir fark kalmamıştı. Standart modeline göre, Dük modeline göre. Şimdi onun yerine 990'ı çıkardı. Aradaki farkı yine açtı. Evet. Yani 890 yani KTM'nin 390 Dük'ünden başlayan adam 790'a geçiyor. Tabii. Ondan sonra ben en üst pikini istiyorum derse 990'a doğru. Geliyor. Ama bakın en üst pikini diyorum ya bir dakika orada durun bekleyin. Şu anlık. Daha aynen. Şu anlık en üst piki. Hemen teknik veri olarak söyleyelim. 123 beygir, 103 Nm tork üretiyor ve özellikle belirteyim 990'lık bu blokta 4.7 litre yakıt tüketim var sevgili arkadaşlar. KTM'nin her modeli yakıt tüketimi konusunda çok hassas bunu başarıyorlar abi. Peki şimdi evet. 990 Dük yeni 2024'ün yenilerinden arkamızda 1290 Süper Dük GT görüyorsunuz. İnceleme videolarımız arasında bulabilirsiniz. Ama ben özellikle sizi buraya getirmek istedim. Yine aynı şekilde şu farı göster kanka. az önce gördüğümüz 990 Dük'ün daha böyle kalıplı, daha devasa, daha büyük olanı ama adı da büyük. 1390 Süper Dük R. Bu Süper Dük R. Bir de Evo modeli mevcut. Onda aha. Da elektronik süspansiyon geliyor. Ama teknik veriler olarak 201 kilo kuru ağırlığı var. Teknik veriye gelmeden evet, şunu sorayım. Evet. Şimdi abi 1290 zaten biz kullanıcılar için çok iyi bir motor bloğuyken, çok böyle deli hırçın bir blokken neden abi 1390'a geçme gereği duymuşlar? Onun bir şeyi var mı sebebi? Şöyle fabrika sürekli kendini yenilen bir yani marka daha doğrusu Arge tarafı. Yani tüm modellerimiz öyle. AXC de mesela yıllardır ikonik offroad konusunda lider konumda ama her sene üzerine bir şey katmak istiyorlar. Yani her model amaç her bu sene yani, öyle mi? Kesinlikle aynen. Hep en iyisi daha üstte sınırları belirleyerekten kendilerini geliştiriyorlar. Peki abi birkaç tane ufak veri vereyim. 190 beygire çıkmış. Doğru 190. 1290'lık motor bilo 175 miydi? 173'tü aynen. 175'ti yani 100. Aslında benim tahminim şu, hani birçok rakibi var ya BMW'de, Ducati'de, diğer evet, modellerde, hani bu üst sınıf Hyper Naked'larda. Onlara göre beygiri düşük kalıyordu. O beygiri doğru, yakalamışlar orada. Orada Euro 5'ten dolayı biraz düşük kalmıştı. Bu Euro 5 Plus olarak beygiri bunun daha da yükseldi. Bir de 145 Nm diyor. Evet. Abi bu nasıl bir tork? İnanılmaz. Böyle aynen, bir tork olamaz sevgili arkadaşlar. Bir de buna 201 kiloyu ekleyince muazzam bir aynen, kombinasyon aynen, oluyor. Yani aslında... 390, 125 Dük'le başlayan adam, doğru, 250 Dük, 390 Dük, ardından 790 Dük, ardından 990 Dük, en sonunda da artık Allah'ım benim bütün artık dünyayla ilişkim bitti denildiğinde gelecek nokta burası. Buna geçiyor evet. Aslında bizde şöyle oluyor, 50 ile başlıyorlar 5 yaşında, 85,
Sonra lise yıllarında 125'e falan başlıyor. Yani çocukluktan alıp büyüyene kadar daha da ilerlediğinde 1290'a vesaire geçiyor. O yani şekilde KTM, listeyi evet. komple tamamlıyoruz yani. KTM'de her yaşa göre, her sınıfa göre model yelpazesi geniş ve üst taraflara geldiğiniz zaman böyle bakıyorsunuz. Boynu büküp böyle bakıyor. Ulan ne yapmışlar falan dedirtiyor yani. Peki abi diğer bu 1290 S serisinde bir yenilik var mı veya R serisinde? 1290 Adventure, yani Super Adventure S ve R modeli aynı şekilde devam ediyor. Onlar da şu anda bir... Bu sene sticker'da bir değişiklik yapmamışlar. Yok, tasarım olarak aynı. 2023'ten itibaren devam ediyor. 2024 Aha. yılında komple bu şekilde devam edecek. Peki şunları ben anlayamadım. Bunları neden koymuşlar acaba? Şöyle, bunu biz aslında fuarda biraz, yani girişte de standta var. Bu sene, ya yani birkaç senedir kamuya teslimatlarımız yapılmakta. Jandarmaya, zabıtaya. Aynen, zabıtaya, jandarmaya. Şimdi polislere var. Birkaç beklediğimiz ihale daha var. Bu da hani gelen, işte burada sonuçta bir sürü kamu personeli geliyor. Ha. Üst düzey yetkililer geliyor. Hani onları da görmek için. Tabii burada teslim ederken bu resmi firmalara o tabii komple değişiyor. İşte logolar kullanıyor, jandarmaysa, trafikse, polisse. Hani ona göre komple değiştiriyoruz. Peki KTM tarafı bu kadar anladığım kadarıyla. Evet. Tabii ki KTM firması Spor Moto sadece KTM'den oluşmuyor. Husqvarna GasGas ve bir tane sürpriz bir model daha evet. var. Onu da göstereceğim. Şimdi Husqvarna tarafına gidelim. Tamamdır. Evet, Spor Moto bünyesinde bulunan Husqvarna markasının Husqvarna standındayız. Burada en büyük yenilik tabii ki benim de bundan bir ay olmadı herhalde. Bir ay önce İspanya'da evet. test ettiğim Swartplan ve Witplan modellerine. Merak ettiğim soruyu sorayım. Talep var mı? Talep inanılmaz. Yani beklendi. Dük yenilenmişti. Ona çok iyi bir talep olmuştu. Swartplan yenilendikten sonra inanılmaz bir talep dağıldı. Peki. Yani özellikle Witplan'de de Swartplan'de de daha bunları bu arada fuara ilk kez sergiledik. Yani fuar için getirdik. Ha, henüz teslim etmediniz. 250'leri etmeye başladık. Aha. 401 Swartplan'leri de ekledik. Witplan ilk kez fuarda var şu anda. Daha önce Witplan'i çok getirmiyordunuz diye hatırlıyorum ben. Doğru. Onun sebebi aslında şöyleydi biraz. Oturuş pozisyonu farklıydı. Yani normal bizim alışkın olduğumuz naked tarzda değildi. Sürüşü biraz daha zordu. Fabrikada bu feedbackleri vesaire değerlendirdikten sonra şu an Swartplan'le hemen hemen aynı. Hmm. Onun da etkisi çok oldu. Tasarım komple yenilendi. Tabii oturuş pozisyonunda daha farklı hale gelince şimdi Witplan'i de komple getirmeye başladık. Süper. Çok geriyordu bu soru. Abi Witplan'i evet. getirmeyecekler yine büyük ihtimalle diye. Tasarım olarak çok güzeldi ama evet. sürüşü biraz daha zordu. Şimdi yeni modelde komple değiştirdiler onu. Aynen. Daha önce ben şeyde de anlattım. Aslında inceleme bölümünde var sevgili arkadaşlar. Burada tekrar anlatmayayım. Daha önce oturuş pozisyonları yukarıda, gidon aşağıda evet. kalıyor ve şöyle mahalle kabadayısı gibi kullanıyordunuz bu motorları. Aşağıya çekerek oturuş pozisyonunu, gidonu da bir hem biraz genişletip hem biraz yukarı çekerek aslında daha böyle kullanıcı dostu olmuş, daha konforlu Kesinlikle. Olmuş. Kesinlikle. Ve motor bloğu da 390 dükte kullanılan motor bloğuyla hemen hemen aynı. Hemen Birkaç hemen aynı. Birim. Çok ufak değişiklikler var ama komple o da yeni motor bloğu. Evet, merak ediyorsanız inceleme bölümlerimiz arasında Witplan, Beyaz Ok, Swartplan, Siyah Ok videolarını izleyebilirsiniz. Çok yakın zaman önce yayınlamıştık. Ama ben burada 250'yi bilmiyorum. 250'yi de senden öğrenelim. 250 şöyle, aslında bu küçük CC Naked'larda en çok talep gören modelimiz. Hı hı. Tabii 300 250, CC altında olduğu için fiyat avantajı vergi var. Vergi avantajı da oluyor. Tasarım olarak da 401'e çok benzediği için, hatta hacim olarak hemen hemen aynı. Hiçbir fark yok neredeyse. Hakikaten 400'lük motor tabii, gibi. Aynı yani dışarıdan sanki. Baktığınızda hiç 250'lik gibi durmuyor. Hı hı. O zaman 250 dükte bulunan motor bloğu bunda var. Kesinlikle, anladığım aynen. kadarıyla. Aynen. O motor bloğu da yeni. Eski 250 yeni. Gibi değil. Yok değil. O da komple Bu da yeni tamamen. Aynen. Peki 250'de Witplan var mı olacak? 250'de Witplan yok. Sadece Swartplan. Sadece Swartplan. Aynen. Sadece Siyah Ok. Tamam. Bu da yenilerden bir tanesi. Gelelim benim böyle hastası olduğum bir modele. Şuradaki abi bu çok güzel bir renk de. Bu da çok güzel olmuş ya. Bu 2024 rengi değil mi? Bu 2024 rengi yani. Abi baksana oturuşu bile bir başka ya. Hatta ilk mağazada kutu açılışını yapmıştık. Evet evet. İlk o zaman ilk lansman rengi vardı. Evet. Ama ben şu renge bayılıyorum. Yağız şunu göstersene şu rengi Allah aşkına. Nord'un 901'in bence en güzel rengi bu. Ama 2024'te de böyle bir renk var. Böyle Nardo Grey, gri ve yeşil rengi armoni haline getirdikleri. Geçen seneki renk de Nardo'ydu ama bu parlak ve özellikle fosforlu renklerle, sarılarla tamamlanması bence biz ya çok şık olmuş. Bence de çok Kendi şık içimizde olmuş. Özellikle çok beğendik bu rengi. Özellikle bu motoru test etmiş birisi olarak söyleyeyim. Hani ben KTM'nin diğer modellerini 890'ları falan da test ettim ya.
bu motor başka bir boyutta bence. Doğru, konfor açısından da daha farklı. Hem yola gidebilir, hem arazide off-road'da iyi kullanılabilir. Evet. Bir de yüksek camı falan da var, artık yol için uygun şartları falan da var. Norton 900. Üçlü çanta vesaire, aynen, hepsi aynen. Takılınca full uzun yol enduros haline geliyor. Peki burada bir de Smart Plan şey var, 125. 125 var, aynen. Yani aslında bu işe yeni başlamak isteyenler için de Smart Plan'in böyle bir versiyonu özellikle var. Özellikle B ehliyetle başlamak isteyenlere cezbedebilecek bir model. Süper. Peki şimdi Husqvarna'da göstereceklerimiz böyle. GasGas'ın yine buradaki spesyal motorlarını da görüyorsunuz. Onlara çok değinmemize gerek yok. Çünkü spesyal özel, evet, belli bir kitleye hitap ediyor. Trail modelini bu işin artık şeyleri herhalde yapıyor değil mi abi? Yani çünkü oturacağınız bir yer yok. Hani kesinlikle profesyonel amaçlı, aynen. Yani daha hobi kullanıcıları da bunu heyecanlanıp şey yapabiliyorlar. Kullanabiliyor. Özellikle hafta sonu vesaire. Biz bir kere iddiasına girmiştik. Bir tane trail modeli üzerinde. Üzerinde kaç saniye durabilirsin diye. Ben epey durmuştum. Denge konusu. Denge konusunu geliştirmek isteyen için birebir bu motor sevgili arkadaşlar. Üzerinde durmak çünkü kabiliyet, yetenek istiyor. Tam bir eğitim motoru bence. Kesinlikle. Yani çok fazla burada öğrendiğiniz pratikteki bilgileri diğer motorlara da aktarabilirsiniz. Tam aynen. Bir antrenman motoru veya aynen. Çok profesyonellerin tercih ettiği bir model. KTM, Husqvarna, GasGas'ı bitirdik. Dördüncü ve yeni bir markanız daha var. Evet. O markanın standına gidelim. Sürpriz. Evet, Enes Bey, hayırlı uğurlu olsun. V-Moto. Sağ olun, teşekkürler. V-Moto, evet. Aslında geçen seneden beri getiriyormuşsunuz. Evet, geçen sene tam fuarın ucuna denk gelmişti. Her modeli getirememiştik. Yani aynı zamana gelmişti. Bizim motorları getirdiğimiz süreç. Şimdi bu sene artık yani fuardan sonra özellikle satışlar arttı, adetleri getirmeye başladık. Birçok yeni modeli getirdik. Peki abi benim merak ettiğim şimdi birkaç soru var. V-Moto öncelikle hangi ülkenin malı? Normalde V-Moto'nun marka çıkışı Avustralya ama üretimi birçok markanın yaptığı gibi şu anda Çin'de üretiliyor. Aha. Peki istediğiniz şeyi bulduğunuz modelin bu olmasının sebebi ne? Özelliği ne yani bunun? Şöyle, V-Moto'nun. Bir burada batarya konusu çok önemli. Aha. İki, arıza süreçleri çok önemli elektrikli konusunda. İnsanların birçok ön yargısı olabiliyor elektrikliye karşı. Bunların detaylı analizini yaptıktan sonra V-Moto'da karar kıldık. Çünkü bize sağladıkları Ar-Ge'ler, işte diğer ülkelerde yaptığımız çalışmalar, araştırmalar, hani bunların hepsini test ettikten sonra V-Moto'ya getirmeye, ithalatını yapmaya karar verdik. Peki gördüğüm kadarıyla 2, 4, 6 tane modeli var. Doğru. Yani bu modelde önümüzdeki sene birkaç model daha, şuradaki Stash falan bayağı iddialı modeller. Büyüyecek. Onlar yani da gelecek. İş. Evet. Peki bu modelin üzerinde oturduğum bu model bayağı bildiğin, hı-hı, hani Maxi Scooter gibi. Belki tam olarak Maxi değil ama bir Scooter. Ya bir küçüğü gibi, aynen, evet. Maxi'nin biraz. Geniş, yani. Ferah, koltuğu, selesi çok falan rahat, bayağı, evet, iyi. Yani top gaze alanı da mevcut. Aynen. İki kişi oturabiliyorsunuz. Özelliği ne peki? Hani bu CPX Pro modeli 7 kW. 7 kW. Aynen, 7 kW. 120 km'ye kadar menzili var. Çift bataryalı standart olarak geliyor. Aa, öyle mi? Evet. Çift bataryalı standart 120, evet, km menzil. Evet. Hız 90. Hız 90, evet. Bu tarafa geçelim. Diğerlerini de hemen hızlıca göstermiş olalım. Burada da motosiklet platformunda bir modeli var. Doğru. Naked'a benzeyen bir tarzda şöyle modeli oturayım var. Abi. O oldukça da hafif ha. Bunun özelliği nedir abi? 2.5 kW. 2.5. Aa, niye 2.5. öyle? Bunlarda biraz daha şey, tork değeri yüksek. Aha. Aynen. Ama hani şey, top speed olarak 90'a kadar çıkabiliyor bunlarda. Aa, öyle mi? Menzil olarak çift batarya eklenebiliyor. Yine menzil Ha, bu tek batarya artı, geliyor. Evet, tek batarya. Ama çift batarya fiyatlarını da özel olarak çalıştık. Onları da sonradan alıp menzili uzatabiliyorsunuz. Farklı bir modeli. Farklı mı? Aa, tarz, evet, olarak biraz daha daha şey. Daha touring. Gidon daha iyi böyle. Daha modern tarza yukarı sahip. Evet, bunun özelliği. Aynı, hemen hemen aynı özellikte. Aynı kilovata sahip. Peki bunun bataryaları çıkarıyor mu? Nasıl şarj ediyoruz? Çıkabiliyor. Abi? Ön onu taraftan, şu an daha anahtarı takılı değil. Aha. Ön taraftan direkt çıkartabiliyorsun. Peki arka lastik içerisinde şey görüyorum. Bir rejeneratif sistem var büyük ihtimalle bunlarda. Doğru, doğru mu? Hub motorlar var. Yani kendi kendini şarj edebiliyor sürüş, doğru, sırasında. Vallahi ilginç. Peki şuradaki modeli? Bu CVX, bir de CVX Mini mevcut. Aa, bu daha böyle küçük. Şehir içerisinde bakkala çakkala gitmeye. Doğru. Onun yani bir küçüğü daha var. 45'i geçmeyen modeller. Ha, bunlar L1, yani L1 sınıfında, aynen, hızla sınırlandırmış, evet, olan modeller. Bunların bataryası çıkıyor mu peki? Onların da bataryası çıkabiliyor. Tüm bataryalar çıkıp evde şarj edilebiliyor. Ha, ama şu anda göremiyor. Ha, şurada tabii, gel yaz, direkt açtım. Bu arada açıkmış. Şey, hafif de bir ürün. Direkt böyle alıp eve götürebiliyorsunuz. Ha, bakayım abi. Aa, küçükmüş daha harbiden. Evet. Ha. Ama tabii L3 oldukça, kilowatt arttıkça batarya da büyüyor mudur acaba? Yok, bunda büyümüyor. Ya bu standart olarak geliyor.
Peki elektriklerin geleceğini o zaman spor moto olarak siz şöyle görüyorsunuz. Elektrikliğe yatırım yaptığınız için gelecek elektriklerde diyorsunuz. Gelişecek, aynen. Ben de şöyle düşünüyorum. Daha Türkiye'nin o konuda yolu var gibi geliyor bana. Yok, sanki süre olarak var. Biz sadece altyapısını yapıyoruz. Ha, anladım. Satış sonrası hizmetler, yedek parçalar vesaire, bunların da bir ciddi bir hazırlık süreci oluyor. Yani biz erkenden adım atıp bunları tamamlamak istedik. Şuradaki off-road modelini de gösterelim o zaman. Bunu da ilk kez fuarda sergiliyoruz. Öyle mi? Evet. Tam da aslında sizin sınıf, biliyor musun? Evet. Bu peki bunun özelliği nedir? 8 kW güce sahip, 110 km maksimum hızı var. 110 km. 110 km. Çok iyi. Aynen, çünkü off-road tarzı bir motor. Bunda tabii diğerleri gibi değil, zincir aktarma var. Hı hı. Bütün gücü direkt zincire verebiliyor. Batarya ne kadar gidiyor dedin? Kaç kilometre? 60 km. 60 km menzili var. Aynen. Yani tabii bunu performans kullanımla 60 km. Bunu o zaman arabanın arkasına atacaksın, gideceksin araziye. Kesinlikle. 60 km belki yaparsın, belki yapmazsın ama o keyfin tadına varacaksın off-road'da. Off-road için zaten 60 km iyi bir süre. Çünkü kondisyon da harcandığı için. Aynen. Bayağı da güzel esniyor ha. Fiyatları hakkında bilgin var mı? 60 binden başlıyor, 200 bine kadar çıkabiliyor. Bu model daha farklı tabii. Fiyatlar... Bunun fiyatını bugün açıklayacağız aynen. Öyle mi? Ha. Evet. Açıklandığı zaman ben de videonun altına yazarım sevgili arkadaşlar. Son olarak şurada bir model daha var. Bu da diğeriyle aynı herhalde. Diğerinin bir küçüğü. CUX'ti. Ha, CU Mini. Ha, bu daha da küçük. Aynı kilowatta mıydı bunlar? Evet, aynı kilowatta. 40 kilometre menzille geliyor. Maksimum hızı 45 yapıyor. Ha, L1 sınıfında yine. Evet, L1 sınıfında. Bu pratik şehir içinde hani hızlı ulaşım sağlamak isteyenler için. Abi güzel modeller var gibi görünüyor. Ben özellikle şu scooter platformunda olanı beğendim. Hatta arkadaş şu anda bir şey yapıyor, göster. Bir dakika kapatma kardeşim. Bataryası, bu çip batarya geliyor dedim buna. Evet. Bir gösterelim onu da. Ha, bataryalar bunda büyük. Ve aynı zamanda şu özel bir şey bence sevgili arkadaşlar. Normalde daha önce test ettiğim birçok modelde tek giriş oluyor bataryaya. Bu bittiği zaman bundan çıkarıp buna sokuyordunuz. Bakın burada ikisinde birden var. Yani aynı anda iki bataryayı birden entegre kullanabiliyor. Bir de çıkaralım bakalım. Oo, büyük ve ağır. Vallahi bir 20 kilo vardır bu. Şalteri var. Şalteri kapatıyorsun, bağlantıyı kesiyorsun. Sonra şalteri açabiliyorsun. Şarj süresi? Hızlı şarj ile 3 saatte full şarj oluyor. 3 saat çok iyi. Evet. Ama ev elektriği de 6 saat o zaman. Ev elektriği 6 saat yaklaşık. Süper. Bataryanın dolması süper süre. Vallahi Enes teşekkür ederim. Ben zaman teşekkür ayırdın ederim. Bize. Bütün standı gezdik. Bol satışlar dediğim, iyi fuarlar dediğim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Biz başka standa geçelim.